Herkese selamlar. Need for Speed Underground 2'de Volkswagen Golf GTI modifiye ediyoruz ama hedefimiz 10 yıldız olacak. O yüzden hemen body kitlerle başlıyoruz. Aralarından en iyisi bence Armageddon. Hemen bunu yapıştırdım. Arkadan da size göstereyim. Gayet güzel, şık duruyor. Sonrasında karbon fiberlere başlayacağız hemen. Şöyle kaputla bir başlayalım. Alttakiler tabii daha fazla yıldız veriyor. O yüzden biraz daha altlara kayacağız. Hatta şöyle bir şey gayet güzel olur. Yapıştırdım. Rüzgarlık mecburen ekleyeceğiz. Hatta alttakilerden ekleyeceğiz ki daha fazla yıldız alalım. Ama ben şöyle sade bir şey alacağım. Normalde hatchback arabalara çok fazla spoiler falan eklemem biliyorsunuz ama 10 yıldızlı seride mecburen eklememiz gerekiyor. Hatta roof scoop da eklememiz gerekiyor ama bunu biraz daha sonraya bırakacağım. Belki arabanın yıldızı 10 yıldıza falan çıkarsa hiç boşuna eklemeyelim. Şöyle en altlardan hemen dikiz aynasını yapıştırdım. Bunlara gerek yok ve sırada jantlar var. NK'nin jantları aslında bu arabaya güzel gidebilir. 4.10'a ulaştık bile zaten. Şu mesela süper duruyor. Yani bunu alacağım, yapıştır. Jantları da iyice büyüttükten sonra zaten güzel olmaya başladı. Sonrasında egzozu yapıştırdım. Yuvarlak olan bence daha güzel. Stop lambalarını değiştireceğiz. Yine alttakilerden takacağız. Şu aslında fena değil. Şu da fena değil. Bir değişiklik olsun, bunu yapıştıralım. Farlara hemen bakacağız. Yine alttakilerden seçeceğiz mecburen ama güzelini seçeceğiz tabii ki. Şöyle sarı olanı yapıştırabiliriz. Hemen şöyle motor parçalarıyla başlayalım. Videoları benden uzatmamı istiyorsunuz aslında ama yani video nerede biterse siz sıkılmayın diye uzatmaya çalışmıyorum. Normalde uzatsam aslında daha iyi olur. Daha fazla video para kazanıyor gibi düşünebilirsiniz. Daha fazla reklam falan koyabiliyorsunuz da hiç gerekli değil. Benim için video sıkıcı olmasın yeter. Eğlenceli olsun yeter. Bu arada sabah sabah videoyu çekiyorum. Ayyaş gibiyim, kusura bakmayın. Ağırlık azaltımı yapıştıracağız. Araba bu arada hiç fena değil modifiye anlamında şu anda. Bakalım daha da renklendireceğiz falan, nasıl olacak. Rengi nasıl bir şey yapalım. Aslında siyah yapasım var bu arabaya ama vinyl eklersek güzel durmuyor bu sefer. Ve şu anda da sesim gitti maalesef. Mavi tonları olabilir. Şöyle bebek mavisi diyorlar bak. Bu da fena değil. Beyaz çok güzel gider. Beyaza bir bakalım. Şöyle beyaz yapsak. Vinyl'a da güzel bir şeyler eklesek aslında süper olabilir. Jantların rengini siyah yapacağım acaba ben ama böyle aşırı siyahı yapmayacağım. Çünkü çok güzel durmuyor. Frenleri kırmızı renk yapalım hemen. Brembo stili. Motor parçalarını kırmızı renge boyadım. Ve egzozu da siyah yapacağım. Geldik vinyl'lara. Unique vinyl'lardan seçeceğim. Octo bu arada gayet güzel duruyormuş. Bunu yapabiliriz. Bu da aslında fena değil ama muhtemelen bir değişiklik de olsun diye ben Octo'yu yapıştıracağım. 5.30 puanla veriyor ki gayet güzel. Hemen dikolları yazalım. Nasıl bir şey yazsak? Şöyle değişik bir şey yazasım var. Mesela Extreme Dimensions mı yazsak? Yapıştır. Gayet güzel bir yazı tipi varmış. Bunları video öncesinde ayarlamıyorum bu arada. Tamamen sizlerle beraber ben de anlık olarak yapıyorum. Ve sonrasında geldik göstergeye falan. Göstergeyi böyle yapacağım. Rengi aslında mavi kalsın acı. Şurası mavi olsun, şurası da kırmızı olsun. Gayet güzel olabilir. Şimdi mavi iyi gider mi? Neon gider. Tabii ki de yanıp sönen mavi daha iyi gider. Hemen bunu yapıştırdım. Motor neonu, bunu da mavi yapacağım. Ama yine yanıp sönen olacak. Ne zamandır bu arada bu seriyi çekmiyorduk. Videoyu artık bir beğeni falan sallarsınız. Bagaj kısmına sonradan müdahale ediyoruz zaten. Ve şunu siyah yapabiliriz. Gayet iyi durabilir. Xenon 8000K farları yapıştıralım. Nitro'yu hemen sonlardan alacağız ama Type 3 Blue olmasına dikkat edeceğim ki arabayla uyumlu da olsun. Şöyle size göstereyim. Hidrolik ekleyeceğiz. Bayağı bir yıldız veriyor. Ve tabii ki de yavaştan bagaj sistemine geçeceğiz. Şöyle şuraları aslında şu mavilerden, alpinlerden ekleyebilirim. Tamam, alpin 1'den ekledim. Şuraları aslında nos tüpleri iyi gider. İkişerli yine mavi olsun. Ekle dayı, yanına bir tane daha ekle. Bol bol ekle, anasını satayım. Bir gün full böyle nos ekleyeceğim. Şuraya da bir tane subwoofer ekleyelim ki birazcık bastı bastı müzikler dinleyebilelim. Sonrasında geldik kapılara. Kapılar tabii ki de ters açılacak. Daha doğrusu ters değil de hani böyle yukarıya doğru açılacak. Bu arada arabaya roof scoop da eklememiz gerekiyor. Hatta roof scoop bile yetmiyor. Muhtemelen başka şeyler de eklememiz gerekecek. En azından şunu ekleyeyim, tipi düzgün. Kaputu da hemen hızlıca değiştireceğim. Şu fena değil mesela. Bunu eklersek 9.92'ye çıkıyoruz. Son olarak da arabaya şöyle Lexan'ın jantlarını eklemem gerekti ki 10 yıldıza ulaşalım. Ve bu arada jantlar da harbiden bence 10 numara 5 yıldızmış. Yavaştan arabanın son haline bakalım. Bence son yaptığımız değişiklikler de gayet güzel. Arabayı çok bozmadı. Sadece roof scoop bence çok yakışmadı ama jantları hatta iyi ki değiştirmişiz diyebilirim. Siz de arabayla ilgili yorumlarınızı yaza durun. Yavaştan yarışlara geçelim. İlk yarışımız tıpkı eskiden de olduğu gibi drag yarışı olacak. Overrev'le kalkmamız çok kötü oldu. Bu araba birazcık sapıtık, onu söyleyeyim. Bir perfect daha geldi. Yani ilk başlarda nosu çatlatırsanız zaten çok fazla size yetişemiyorlar. Tamam, perfect geldi.
Bak bak bak, arkada Skyline var. Bize yetişecek Keko ama baba hemen önüne kırdı ve milisaniye farklarla birinci oluyoruz. Geldik sprint yarışına, bakalım sprint yarışında neler yapacağız. Araba bu arada beklediğimden çok daha güzel oldu. Özellikle rengi ve vinyl'ı bence bayağı iyi. Neon'la da zaten tamamladık. Roof scoop'lar da öyle aşırı rahatsız etmiyor en azından cadde üstünde. Göstergemiz de tam uyumlu oldu arabayla ve baba makaslara başlar. Bu arada oyunun en iyi drift arabalarından biri Golf, genelde rekorları bu arabayla kırıyorlar. Kariyerde de eğer zorlanıyorsanız net bir şekilde deneyin. Zaten birazdan bir drift mücadelesine gireriz. Ama dediğim gibi hani bu seriyi seviyorsanız beğeni atmayı unutmayın. Çünkü sizin beğenmediğiniz videoları kanala atmama hiç gerek yok. Bak bak bak, çakallığı iyi izle. İyi izle. Baba çakallığını konuşturdu. İyi izle baba. Buralardan böyle o kadar rahat dönebilirsiniz ki elemanlara çok yüksek fark atarsınız. Özellikle kariyerdeki yarışlarda bunları uygulayın. Sonuçta NFS oynuyoruz. iRacing falan oynamıyoruz. Yani simülasyon oynamıyoruz zaten. Güzel. 10 saniyelik farkı yapıştırdık. Bu arada son yaptığım dyno videosunu izlerseniz bu tür arabalar çok çok daha güzel, çok daha rahat bir şekilde dönebiliyor derken orta direğe takıldık. Orta direk Şaban gibi. Çatlat. Doğalgazı çatlat. Katıl üyeliklerinde 15 liralık bir üyelik açtım. Bana sormuştunuz çünkü özellikle canlı yayınlarda da soru geliyordu. Destek olmak isterseniz emotlarda falan gözünüz varsa 15 liraya onları da kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun ve bu yarışı da birinci olarak tamamlıyoruz. Ama şunu tekrardan hatırlatayım. Kendi paranızı kazanmıyorsanız sadece beğeni atsanız da yeter. Boş yere masraf yapmayın. Geldik drift yarışına. Bakalım neler olacak. Hiç restart falan atmayacağım. Spin atarsak da atarız. Nasıl bir puan kasacağız bilmiyorum. Bu aralar çok çeşitli oyunlar oynamaya başladığımız için tabii performansımız da düşebiliyor. The Crew Motorfest çektim. Forza çektim. Need for Speed Unbound çektim ve 3000 puan arttı. Bonuslarımız gitti. O yüzden yani her oyunun da kendine ait bir dinamiği olduğu için birazcık sıkıntı yaşanabiliyor. Haydi baba haydi. Yapma yapma yapma. 107.000, aman boşa gitmesin, güzel. Tamam, 107.000'i kaptık. Hedefimiz 400.000'i geçmek. Rekor falan kasmıyoruz. Zaten öyle olsa dyno falan yaparız. Ki buna da bir Golf için Drift Dino videom var. Yani izlemek isterseniz izleyin. Güzelsin baba, güzelsin. İyi anlıyorsun, haydi. Sola sola sola, yapma yapma, gitti. 17.000 puan gitti. Daha da önemlisi kombomuz gitti. Asıl yere geldik. Çok güzel. 111.000'i kaptık ve şu anda 260.000'le sonuncu sıradayız ama rakiplerimizi tokatlayabiliriz. Kısa bir öksürük molasından sonra geldim ama araba doğrudan dağıldı gördüğünüz gibi. 301.000. Ulan boğazım bile beni trollüyor yarışırken. Bu nasıl iş ya? Çok güzel. Araba bu arada çok rahat bir şekilde yanmıyor ve dengeli. Hani çok fazla sapıtmıyor normalde ama dediğim gibi ben bu aralar çok çeşitli oyunlar oynadığım için o birazcık sıkıntı oluyor yani. Motorfest'teki drift dinamikleri bambaşka işte, ne bileyim, Unbound'daki bambaşka, Forza'daki bambaşka, Underground'daki bambaşka. Lan lan lan, araba ön attı. Önden çekişli araçların klasik sorunu. Orada aniden bariyere ben vurmadım aslında, araba ön attı gibi bir şey. Haydi ha gayret, koçum benim, ver yanı. Tamam tamam, ön atma oğlum, dur lan sakin. Yani bu arabayla da dynosuz drift yapmak birazcık zor, onu söyleyeyim. Dyno'da ayarlarsanız çok güzel olur. Bu arada grafiksel bug doldu ve oyunun en iyi drift arabasıyla sonuncu olacağız galiba. Çünkü çok fazla ön atıyor. Üçüncü sıradayız. İyi iyi, bari üçüncü sırada fena değil. Ulan neredeyse ikinciliği de alıyorduk ama olmadı. Bu videoluk affedin. Zaten amacımız biraz da modifiye, skor kasmak falan değil. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.